Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabı'nda çember analitiği konusundaki 3. testin çözümünü yapacağız. Testimizi öğreniyorum testi çözümlere. Başlayalım. Çemberin merkezi ve yarıçapı çapı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşım bu şekilde verilen şeyde buranın D, buranın E, buranın F olduğunu bildiğimiz zaman Çemberin merkezi eksi D bölü 2 eksi E bölü 2'dir. E o zaman merkezimiz nedir? D dediğimiz eksi 6. Eksi 6'ya ee, eksi, eksi 6 bölü 2'den 3'e e, 8 dediğimiz eksi 8 bölü 2'den de eksi 4 yapar. Yarı çapımız 3'e eksi 4 yapacaktır. Yarı, e, pardon merkezimiz 3'e eksi 4 yapacaktır. Yarı çapta kare, 1 bölü 2 kare küçüğünde d kare artı e kare eksi 4 f'ye eşittir. E o zaman buradan da ne geliyor? 1 bölü 2 çarpı d kare dediğimiz eksi 6'nın karesi 36 artı e kare dediğimiz 8'in karesi 64 eksi 4f 4 çarpı 9 yani 36. Bu 64 yaptı kök dışına 8 diye çıktı. 8 diye çıktığı için de 1 bölü 2 ile çarptığımız zaman da 4 yapıyor. Evet yarı çapı da 4 olacak. Yani cevabımız ne yaptı. 3 eksi 4 yarı çapı 4 olan C şıkkında var cevap. Evet birinci soru C an oldu geldik 2'ye. İfadesi bir çember belirttiğine göre arkadaşlar bir çember belirtiyorsa x karenin V karenin katsayıları birbirine eşit olmak zorunda. 2k artı 1 eşittir k artı 2'den. E buradan K'yı kaç buluruz? 1 buluruz. Bu çemberin yarı ve merkezi nedir diye soruluyor. E o zaman K eşittir 1 ise K yerine 1 yazdığımızda hocam burası ne yaptı? 3x kare yazalım yerine artı 3y kare eksi 12x artı 18y eksi 36 eşittir 0 olacaktır. E o zaman burada bu şekildeyken eksi d bölü 2 eksi bölü 2 yemez. Ne yapacaksınız? Denklemi 3'e böleceksiniz. x kare ve y karenin katsayısının 1 olması lazım. O zaman 3'e böldüğümüzde x kare artı y kare eksi 4x artı 6y eksi 12 eşit 0 ya. Şurası d burası da e. Eksi, e, eksi d bölü 2 yani merkezimiz 2'ye. Eksi e bölü 2 yani eksi 3 yaptı. Evet 2'ye eksi 3 yaptı. Bir de yarı çap formülünü de bulalım. Yarı çapta neye eşit? 1 bölü 2 kare içinde d kare 16 artı e kare 36 eksi 4 çarpı f. F dediğiniz yalnız 12 değil, dikkat eksi 12. Genelde burada hata yapılıyor, dikkat edin buna. Şu ikisinin, şu ikisi toplamı kaç yaptı? 52 artı 48 kaç yapıyor? 100 yapıyor. Kök dışına e, 10 diye çıktı bir de 1 bölü 2 ile çarpım var, o zaman 10 olacak. Evet merkezi 2 eksi 3, yarıçapı da ne olacak arkadaşlar? Bu 10 bölü 2'den 5 yapacak. Pardon, yarıçapı da 5 olacak. Dolayısıyla ikinci soru balıkesir kesir oldu. Geldik üçüncü soruya. Denklemin bir çember belirttiğine göre x kare ve karenin katsayısına bakıyorum 1. Sıkıntı yok. Şu x y'li terim olmaması lazım. x y'li terimin olmaması için de bunun 0 olması lazım. Yani 2k'nın x y'nin katsayısının 0 olması lazım. 2k eşit 0 ise k'yı buradan kaç buluruz? 0 buluruz. Gel burada yerine yaz. x kare artı y kare artı k yerine 0 yazdığımızda 4x eksi 6y artı 0 eşittir 0 olacaktır. Yani eşittir 0 oldu. Bu çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Yarıçap 1 bölü 2 kare içinde d kare bu d bu e. D kare 16 artı e kare. E kare dediğimiz 36 eksi 4 çarpı f. F dediğimizde 0 olduğundan dolayı şu ikisi 52 yaptık. Kök 52 de 2 kök 13'tür. 1 bölü 2 ile 2 kök 13 çarparsam cevap da kök 13 diye çıkar. Yani 3. soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik 4. soruya. Denklemiyle verilen çemberin y eksenine en yakın noktası aşağıdakilerden hangisidir? Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Çemberin merkezini bulalım. Şurası D, burası E, burası da F olduğunu biliyoruz. Merkezimiz kaça kaç? Eksi D bölü 2 yani. Eksi 8'e eksi E bölü 2 4 yaptı. Yarı çapını da bulalım hemen. Yarı çapta 1 bölü 2 kare içinde D kare 256 artı E kare 64 eksi 4 çarpı 44. E o zaman bu kaç yapıyor? 256 artı 60 toplamda 200, 320 mi yaptı? Evet 320 yaptı. Şurası 320. 65 5 daha 11. 320. Bu 4 çarpı 44'te 4 kere 4. 16 4 kere 4. 16 176. Çıkarttığımız zaman 4. 7 5 daha 12. Buradan 11 kaldı. Kaç yapıyor? 4 mi yapıyor? Evet. 144 yaptı. Kök 144. 12 diye çıkar. Bir de 1 bölü ikisi var. 6 yaptı. Evet. Merkezi hemen analitik düzlemi çizelim. Merkezi kaça kaç? Merkezi 8'e 4 olan şöyle. Eksi 8'e 4'ü belirliyorum. Eksi 8'e 4'ü belirledik. Ve yarıçapı da 6 olan çember denklemi. Eksi 8'e 4 ve yarıçapı da 6 olan çemberi çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle bir çember. Yarıçapı 6 olacak. Şu yarıçapı 6 ise şunun tamamı 8 ya buna dikkat et. Bunun tamamı 8 olduğundan şurası da 6 olduğundan bu çemberin şuraya y eksenine en yakın olduğu uzaklık soruluyor. E, zaten y bir çember ile bir doğrunun en yakın olduğu şey belirlendi, belirlendiğinde e, Merkezden doğruya dik çizeriz Şuradaki uzunluk olur E o zaman burada da merkezden doğruya dik çizilmiş hali zaten bu E bunun tamamı 8 buraya da kaç kaldı 2 kaldı yani cevabımız böylelikle 2 yaptı diyeceğim ama En yakın noktası hangisidir diye soruluyor bu en yakın noktası tam burası Bizden buradaki nokta isteniyor burası 2 ya Hop şöyle burası 2 olacak yani merkezimiz ne olacak? 2 birim solda. Eksi 2'ye kaç birim yukarıda olacak arkadaşlar? 4 birim yukarıda. O zaman eksi 2'ye 4 şeklinde buluruz cevabı. Dördüncü soru akçay oldu böylelikle. Geldik 5'e. Çemberinin y eksenini kestiği iki farklı nokta a ile b'ymiş. O zaman burada merkezi falan bulmamıza gerek yok. Biz burada y eksenini kestiği yeri bulmak için ne yapmamız lazım arkadaşlar? X yerine 0 yazmamız lazım. X yerine 0 yazdığımızda Denklemimiz y kare eksi 10 y artı 16 eşittir 0 mı yaptı? Evet. Ç, eksi 8'e eksi 2 çarpanlarını ayır. Çarpanları artı 16 toplamları da eksi 10. Yani burası y eksi 8 ve y eksi 2 eşit 0 yaptı. Şu 0'a eşitse y 8'e eşit. Bu 0'a eşitse y de 2'ye eşit. Yani y eksenini kestiği yerler. Nereleri oldu arkadaşlar? Y eksenini kestiği yerler. Bir 2'de kesti bir de 8'de kesti. Bizden bu y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık soruluyor arkadaşlar bize. Yani şuradaki uzunluk soruluyor. Cevap da böylelikle 6 çıkar. Yani 5. soru Cihan oldu. Geldik 6. soruya. Evet denkleme bu olan çember y eşittir x artı 1 doğrusuyla a ve b noktalarında kesmektedir. a b uzunluğu nedir diye soruluyor. Evet bunun merkezi kaça kaç? Bunun eksilisi 2. Bunun da eksilisi eksi 1. Yarı çapta kaç? 4. Evet çemberi hemen çiziyoruz arkadaşlar. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Merkezi 2'ye eksi 1 olan bir şey bu doğruyla A ve B noktalarında kesmek demiş. o zaman A ve B noktasında kesen bir doğru çizdim. Bu doğru da y eşittir x artı 1 doğrusu. Şimdi burada ne yapacağız? A B uzunluğu isteniliyor bizden. E arkadaşlar merkez var, kiriş var, çek, dik yapsak. iki eş parçaya bölecek mi? Bölecek. E sonra bizden bu uzunluk isteniyor En etkili silahımız da zaten yarıçap. Al sana yarıçap. Yarıçap uzunluğu 4. E ben şurayı bulursam o zaman şu çizgiyi de bulurum. Yani bu nedir? Noktanın doğru yalan uzaklığı değil midir? Noktanın doğru yolunu uzatlığını yapacağım. Noktanın doğru yolun atlığı için x eksi y artı 1 eşit 0 şeklinde yazalım bunu. Y'yi öbür tarafa atalım. Eşit 0 oldu ya. Şimdi bu noktanın bu doğru yolun atlığı Yani şuraya bir h diyeyim. H neye eşittir? Noktayı da orada yerine yaz. X yerine 2, y yerine eksi 1 yazdığımızda eksi eksi 1 artı 1 mutlak değerce bölü kare içinde a kare artı b kare. Yani şu ne yaptı? 4 bölü kök 2. 4 bölü kök 2 de kök 2 eşleneğine çarparsam 4 kök 2 bölü 2'den 2 kök 2 yaptı. Evet burası 2 kök 2 oldu. E o zaman burada da bir Pisagor bağıntısı yapacak olursak 4'ün karesi eşittir A'nın karesi artı iki kök 2 kök karesinden dolayı aslında kök katı A'yı direkt iki kök 2 kök olarak buluruz. Ama bizden ne isteniyor? AB uzunluğu isteniyor. AB uzunluğu da 2 A'ya eşittir. O da 4 kök 2 olarak çıkar. Yani cevap böylelikle 6. soruda C oldu. Geldik 7'ye. Y eşittir 3 bölü 4 x doğrusu verilmiş. Ben direkt dikkatimi böyle şekilde çizilmişse eğim çıkıyor. Eğim dediğim tanjant alfadır. Yani bunun direkt x'in kat sayısıdır. 3 bölü 4'tür. O da tanjant alfaya eşittir. Yani alfa dediğim şurası. Şimdi t noktasında t'tir. Evet. x 80 üzerinde. Merkezi x 80 üzerindeymiş. O zaman merkez burada. Merkez var. Teğet var. Çek. Dik yapsak. Bu yarı çap mı? Evet. A noktası vermiş bize. Şuradaki noktayı 6 vermiş. Burası r. Burası da r değil mi? Evet. A. Tanjant alfa ne? 3 bölü 4 olduğunu biliyorum eğimden dolayı. Tanjant alfa da şu r bölü şuna mı eşit olacak arkadaşlar? Evet. E burada r bölü buna eşit olacak. Hadi bakalım bunu kullanalım dersek. 3 bölü 4 ise o zaman tanjant alfanın 3 bölü 4 olduğunu kullanalım. Tanjant alfa 3 bölü 4 ya hocam buraya ben 3k dersem. E, karşı bölü komşudan dolayı burası 4k'dır. E, r dediğim 3k o e, zaman burası da 3k. Dikkat et 3, 4, 5 üçgeninden burası da 5k olması lazım. Yani burada 5k neye eşit? 6 artı 3K'ya eşit. 6 artı 3K'ya eşit olduğundan 2K 6'ya eşit olduğundan K'yı 3 buluruz. Madem K 3. E o zaman R'yi kaç buluruz arkadaşım? 9 buluruz. R madem 9. Merkezimiz kaç oldu arkadaşım burada? Hocam altı 9'a 15. 15'e 0 oldu. Yarı çapta 9 oldu. X eksi 15'in karesi artı Y eksi 0'ın karesi eşittir. 9'un karesi çemberin denklemidir. O da x eksi 15 karesi artı y kare eşittir 81 şeklinde olur. Yani cevap böylelikle 7. soruda akçay oldu. Geldik 8'e. Evet denklemi bu olan çemberin y eksi x artı 1 eşit 0 doğrusuna teğet olması için. Arkadaşım şimdi çemberin merkezi belli mi belli. Bir merkez var elimizde. Ve bir çember ile doğru teğetmiş. Bu da y eksi x artı 1 eşit 0 doğrusu. Merkezi belli mi belli. Eksi de bölü 2 eksi bölü 2. Yani bunu 2'ye eksi 2'ye böldüğün zaman 1. Bunu eksi 2'ye böldüğün zaman 3. Şimdi burada ne yapmalıyız arkadaşlar? Bizden K isteniyor. Burada merkez var. teğet var. Çek dik yapsak. E burada şu noktanın doğru yalan uzaklığı yarı çap mı yapıyor? Evet yarı çap ben buradan bulabilirim. E o zaman yarı çap noktayı doğru yerine yaz. X yerine 1 Y yerine 3 yaz. Ben burada yarı çapı bulabilirim. R X yerine 1 Y yerine 3 yazdığımızda 3 eksi 1 artı 1 mutlak değer içerisinde bölü. Kare küçüğünde 1'in karesi artı eksi 1'in karesi. Olduğundan yukarısı ne yaptı arkadaşlar? Şurası 3 yaptı değil mi? Evet. 1, 3. Doğru 3. 3 bölü kök 2'ye eşit oldu. Neyse bu da kök 2'ye eşit çarparsak 3 kök 2 bölü 2'ye eşit oldu. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Burada yarı çap formülünü uygulayacağız. Yarı çap formülü neydi? R dediğimiz 3 kök 2 bölü 2 çıktı. O da 1 bölü 2 kare içinde d kare. 4 artı e kare 36 eksi 4 çarpı f. 4 çarpı f dediğimiz k. 4 çarpı k eşittir. Bu yapacak. E bu 1 bölü 2'ler gitti. Her iki tarafın karesini alırsam 18 eşittir. Şurası kare kökü gidiyor o zaman. E burası 40 eksi 4 k mı yaptı? Evet. Buradan 4 k'yı buraya 18'de buraya atınca 4 k eşittir. Neye eşit oldu? 40 eksi 18'den 22'ye eşit oldu. E böylelikle K'yı da 22 bölü 4 olarak buluruz. Yani 11 bölü 2 olarak buluruz. Cevap böylelikle C an çıktı 8. soruda. Bak şekli çizip yorumluyorum. Başka da bir şey yapmıyorum. Evet geldik 9. soruya. Evet 4x artı 3 y artı 30 eşit 0 doğrusu ile bu çember arasındaki en kısa mesafe nedir? Evet ne yapıyoruz arkadaşlar? Basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Şimdi bir çember çiziyorum. Çemberin merkezi kaça kaç? 1'e 2. Evet çemberin merkezi 1'e 2. Yarı çapında 4 olduğunu biliyorum. Ve bir tane doğru var elimizde. 4x artı 3y artı 30 eşit 0 doğrusu. Şimdi diyor ki bize çember ile doğru arasındaki en kısa mesafe nedir? E merkezden doğruya dik çizecek olursam en kısa mesafe neresi olur? Şurası olur. Yarı çapında 4 olduğunu biliyorum ben. Şuraya da ben bir a diyeyim. a artı 4 uzunluğu bu noktanın doğru yolun uzaklığı. Noktayı doğru da yerine yaz. Yani 4 çarpı 1 artı 3 çarpı 2 artı 30 mutlak değerce bölü kare küçüğünde A kare artı B kare ya da 3 4 varsa aşağısı direkt 5'tir. O zaman A artı 4 ne çıktı? 4 artı 6 10 artı 30 40 mutlak değerden çıktı 40. 40 bölü 5 de 8 oldu. O zaman A'yı böylelikle kaç buluruz? 4 buluruz. Zaten bizden de bu isteniliyor. En kısa mesafe A olmuştu. Cevap böylelikle balık kesir çıktı 9. soruda. Geldik 10. soruya. Çemberi y eksenine teğettir. Arkadaşım bir çember y eksenine teğetse eğer Öncelikle merkezi bulalım. Merkezimiz nedir? Eksi de bölü 2 yani 4'e eksiye bölü 2 eksi 3'tür. Şimdi 4'e eksi 3 olan bir çember. 4'e eksi 3 olan bir çember y ekseninde t ise. 4'e eksi 3 olan bir çember. 4 ve eksi 3. Bu y ekseninde t ise. O zaman bizim çemberimiz nasıl olacak? Hop şöyle mi olacak? Evet. E, bu yarı uzunluğu uzunluğuna eşit olacak. Yarı çap uzunluğu kaç yapıyor? 4 yapıyor. He, yarı çap 4 diyeceğiz. O zaman yarı çap uzunluğu 1 bölü 2 kare içinde d kare 64 artı e kare 36 eksi 4 f. F dediğimiz k artı 2 dikkat et. 4 çarpı k artı 2 diyeceğiz. İşte bu yarı çapı eşit olacak. E, bu yarı çap uzunluğu belli mi? Belli. Yarı çap uzunluğu kaç? 4. E, bu r yerine 4 yazarsam 1 bölü 2. Bu karşı tarafa çarpı 2 diye gelecek. 8 eşittir. Kare içinde şu ifade yani. 100 eksi 4 çarpı k artı 2 mi oldu? Evet. Her iki tarafın karesini aldığımda 64 eşittir. 100 eksi 4 çarpı k artı 2. E bunu bu öbür tarafa atalım. 4 çarpı k artı 2 eşittir. 100'den 64 çıkınca 36. k artı 2 de eşittir. 36 bölü 4'ten 9. E buradan da k'yı kaç buluruz? 7 olarak buluruz. Dolayısıyla 10. soru denizli çıktı. Geldik 11. soruya. Y eşittir. Mx doğrusu çemberin merkezinden geçmektedir. Çemberin merkezi Merkezim eksi d bölü 2 eksi e bölü 2 iki. yani 2'ye eksi 2 yani y eşittir mx doğrusu buradan geçiyorsa o zaman denklem sağlanacak. x yerine eksi 2 y yerine de 2 yazalım. y yerine 2 yazdım pardon y yerine eksi 2 x yerine 2 yazacağım. Eksi 2 eşittir 2x olduğundan dolayı x'i böylelikle pardon şurada m çarpı 2 olduğundan dolayı m'i kaç bulurum? Eksi 1 olarak bulurum. E zaten bizden bu istemiyor. Direkt cevap balık esir yaptı 11. soruda. Geldik 12. soruya. Dik koordinat düzleminde x eksenine ve d doğrusuna sırasıyla a ve b noktasında teğet olan f merkezi çember çizilmiştir. d doğrusu k 8 l 6 Evet 6, 8, ne üçgeni? 10 üçgeninden buraya direkt 10 yazdık. A noktasını da vermiş bize. A noktasında 5'e 0 olarak verilmiş. 5. Arkadaşım şurası 5 verilmiş. Çok güzel. P merkezi çemberinde denklemi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şurası 5 ise buraya ne kaldı? 1 kaldı. E o zaman burada işlem yapacağız biz. Şimdi merkezimiz kaça kaç? Şurada belirleyelim. Merkezimiz 5'e bilmem ne. Bunu bulmaya çalışacağız. Peki ben şunu nasıl bulabilirim? Şuradaki uzunluğu bulmak için hamle yapacağım. Yani yarıçap bulursam olay bitti aslında değil mi? Evet yarıçap bulursam buranın ordinatını bulmuş olurum. Yer çap bulduğum zaman olay bitecek. Peki ben bunu nasıl bulabilirim? Şöyle bulabilirim. Arkadaşım teğet teğet olunca çembersel özellikleri kullanacağız ya. Şöyle merkezden geçince bu açı ortay olmuyor muydu? Evet. Açı ortay oluyordu. Hemen açı ortay olduğunu göstereyim. Şu açı ortay olacak. Aslında tanjant 2 alfadan dolayı yorum yapabilirsiniz ama trigonometriye çok fazla girmek istemiyorum. Şunun devamını getirsek ne olacak arkadaşlar? Bir açı ortaylık söz konusu oldu burada. Açı ortayda 10 bölü 6 yani kollardaki oran 10 bölü 6 5 bölü 3. Burası 5K iken burası 3K mı olacak? Evet. E, toplam 8K eşittir. 8'e eşitse K'yı 1 buluruz. Yani burası 3 mu oldu? Aynen öyle. Ben buradaki yarı çap bulmaya çalışacağım. E, şunlar birbirine paralel. Şurası da 90 olduğundan. Şurada 1 bölü 6 oran mı var? Evet. 1 bölü 6 oran. 1 bölü 6 oran eşittir. R bölü 3 olduğundan dolayı buradan e, R'yi ne buluruz? 6 R eşittir. 3'ten R'ye de 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2 çıkar. Evet R 1 bölü 2 ise o zaman P noktasının apsisi 5 iken ordinatta 5 bölü, 1 bölü 2 birim yukarıda 1 bölü 2 yaptı. O zaman merkezimiz 5'e 1 bölü 2 ise x eksi 5'in karesi artı y eksi 1 bölü 2'nin karesi eşittir R kare yani 1 bölü 2'nin karesi olacaktır. O zaman x eksi 5'in karesi artı y eksi 1 bölü 2'nin karesi eşittir. 1 bölü 4 yapar cevap. 12. soru böylelikle akçay oldu. Ve bu testi bitirdik. Yani öğreniyorum testlerini bitirdik. Sırada ne var? Pekiştiriyorum testi. Yani sırada dördüncü test var. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.